Merhaba sevgili aslanlar. Selam sevgili minik kedicikler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ekim ayının ikinci haftasına hızlı bir şekilde girdik. Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Ekim ayının ikinci haftasıyla sizlerleyiz. Neler var Demet? Sevgili aslanlar, geçtiğimiz hafta yaşadığımız Terazi Burcu yeni ayının güzel etkileri sizin için bu hafta biraz daha belirgin hale gelebilir. Bunun yanı sıra hafta başında Venüs Yay Burcu'na geçiyor. Aslanlar için güzel bir durum. Bu özellikle sosyal hayatlarının biraz canlanabileceğini, duygusal ilişkilerin, flörtlerin özellikle genç aslanlar için daha yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Çok daha güçleneceğini gösteriyor aslında. Venüs Yay Burcu'nda olduğunda flört. Evet. Flört ve aşkı çok ön plana çıkartacak. Yaklaşık olarak Kasım ayının ortalarına kadar bazı aslanlar aşık olunacak, bazı aslanlar da aşık olunacak. Evet. Bu tabii ki doğum haritasına göre değişiyor. 8 Ekim'de Merkür kavuşum, 10 Ekim'de Venüs kare Neptün ve 12 Ekim'de Güneş kare Jüpiter var. Bunların anlamları da ilginç değil mi aslan için sevgili Demet? Evet, özellikle Merkür Satürn kavuşum 8 Ekim'de belki ailede bir anne baba ya da aile büyüğüyle bazı ciddi konuların konuşulması. Evet, yani veya, akrep kaspında mesela bir diyelim genç bir yaysanız işte okulun bursu ile ilgili bir konuşma veya işte orta yaşta bir yaysanız ailedeki büyüklerin aslansanız ailedeki büyüklerin sağlıkları ile ilgili ciddi bazı konuşmalar olabiliyor. Çok nadir küçük bir grup aslan burcu da o 8 Ekim'den itibaren mi ev değiştiriyor? Ev değiştirip hani yeni bir kira sözleşmesi gibi, kontrat gibi Almak, satmak, kontrat, çünkü Jüpiter'in de pozisyonunu düşünürsek orada belki kredi alıp bir ev sahibi olabilmek dediğimiz bir yapı var. 10 Ekim ve 12 Ekim'e dikkat etmek gerekiyor ama. 10 Ekim Venüs-Neptün karesi var gökyüzünde. Yay ve balık burcunda olacak. Değişken burçlarda olacak bu. Maddi kayıplara sebebiyet verebilir. O işte sosyal hayat için biraz belki fazla para harcanması. İlişkilerde ve aşkta böyle kararsız yaklaşımlar olabilir. Kararsızlıklar, değişkenlikler. Biraz da genç hanımlar iki kişi arasında kalabilirler. İki kişiden bir anda teklif alabilirler. Platonik aşklar ortaya çıkabilir. Venüs Neptün'ün, yani Venüs kare Neptün aslında Venüs trine Neptün harikadır da Venüs kare Neptün aslında böyle inanılmaz rüya gibi bir aşkın karşıdaki kişilerin dengesizlikleri veya yanlış algılamaları veya egoizmleri veya kibirleri yüzünden de bitebileceğini gösteren bir yapıdır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde her şeyi alttan alsak daha iyi olur. 12 Ekim Güneş kare Jüpiter var. Güneş kare Jüpiter özgüveni çok arttıran bir açı. Tabii özgüven artınca abartılı tavırlar ortaya çıkabiliyor. Gururlu, kibirli davranışlar oluşabiliyor. Fırsat da çıkarabilir bu açı. Tabii ki yani şans ve fırsatlar da çıkarabilen Jüpiter'in bir durum. Jüpiter'in zaten olumsuzları bile olumlu. Tabii yani olumsuzu iyi bile değerlendirmek olumlu. Lazım. Bunu olgunlukla değerlendirmek lazım. Olgunlukla yani bu aşırı kendine güven verir. Aşırı güç verir. Biraz işte bundan dolayı kibir, geleceğe güvenerek işte param zaten yeterince param var şeklinde savurganlık davranışları. Yeterince güçlüyüm diye olaylara ve kavramlara rahat davranışlar. İleriye dönük neşe kaçıracak bazı problemlere sebebiyet verebilir. Burada dikkat etmek lazım. Bilinçokur'un günlük astroloji servislerinde konularla ilgili daha da fazla detaylar görebilirsiniz sevgili aslanlar. Biraz da bu 12 Ekim ve 10 Ekim'de Sayın Demet Baltacı'nın videolarına daha kesin bir şekilde dinlediğinizde başınıza gelebilecek olaylar konusunda belli bir bilgi alabilirsiniz. Derim ben, sen ne dersin? Evet, ben de günlük yorumları mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.